Hemen de çorbamızdan bahsedelim. Evet. Glutensiz bir çorba dedik ama esasında nesi glutensiz bunun? Bunda buğday ürünü yok. Patateste birazcık yoğunluk vereceğiz. Sarı mercimek, kırmızı mercimek hem de çocuklar için de olabilir eğer tuz koymazsınız. Çünkü yeşil mercimek biraz gaz yapıyor ya. Sarı ve kırmızı mercimek burada tercih ediyoruz. Yağımız bunları var. Bunları ıslattın mı? Evet ıslattım çünkü hani yıkama fırsatımız olmaz. Bu böyle ya şu nasıl istesen olmaz. Islak olduğu için burada kalıp gibi olmuş. Aynen öyle, aynen öyle. Aslında aynen. Böyle birkaç gün bıraksanız buradan filizlenirdi. Kesinlikle, kesinlikle. Ne ya, koyuyorsun? Dur ne koyuyorsun? Bir yağda, dakika, yağda soğan. Soğan. Yağda soğanı çevireceğiz değil mi? Açtın evet, mı Ömerciğim? Evet. Tamam kuzum. Bunlar yağda ne? Soğan, sarı mercimek, kırmızı sarı mercimek, mercimek. Kırmızı mercimek. Ondan sonra Ömer'cim sen söyle istersen havucumuz, patatesimiz hepsini Ömer hazırladı sağ olsun. 2 havuç, 1 patates, 2 diş sarımsağımız var. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kimyon. Şefim sana bir soru sorayım. Buyurun. Şimdi böyle bir çorba yaparken, mercimek çorbası yaparken, şimdi soğanı gördüm ki kavuracaksın bir parça. Evet. Şu sebzeleri de kavuracak mısın? Hepsi kavrulacak. Hepsini kavurursun. Evet. Ben de öyle yaparım. Aynen. Çok güzel oluyor. Değil mi? Kavurmadan yapmayın. Hani bazen böyle şey de görüyorum. Ben eski yıllarda öyle yapmıştım olurdu. Her şeyi atardım. İçine de biraz bir tane et atardım böyle. Kaynatırdım ondan sonra vıcıtlardım. Öyle yapmayın. Bu kavurma sebzelerde falan çok güzel oluyor. Şimdi sarımsağı. Hadi sen soğanını kavurduktan sonra onu al. Tuğba. Aynen. Tuğba'nın bilgilerinden yararlanalım istiyorum aynı tabii zamanda. Tabii ki. Şimdi mercimek protein deposu. Evet. Bu bana şeyler çok geliyor. Bana çok soru geliyor. İşte çocuklarımıza çorba mı yedir ne diyeyim. Özellikle 1 yaşına kadar bebeklerde çorbadan ziyade kaşığı çevirdiğinizde dökülmeyecek kadar yoğun püreler. Bir dakika bir daha söyleyelim. Yönetmenim gözümüz yemekte kulağınız bizde olsun Tuğba'yla. Çocuklara ne dedin? 1 yaşına kadar bebeklerin midesi çok minik olduğundan yaklaşık bir bebeğin midesi en fazla 1 yaşındaki bebek şu kadardır. Evet. Ana besinleri eğer mümkünse devam ediyorsa ve inşallah öyledir. Anne sütü ya da doktorun belirlediği diğer bir mama formülü vesaire. Onun dışındaki her şey artık ek gıda bile demiyoruz. Yeni kongrelerde tamamlayıcı besin deniyor. Ve mümkün olduğu kadar az sulu. Çünkü bebişimizin midesi çok küçük ya. Onu suyla doldurmak yerine daha besin değeri yüksek şeylerle doldurmak. Hmm. Bu yüzden çorba yerine, çorba diye satılıyor ya da yapıyor olabilirsiniz ama kaşığı çevirdiğinizde neredeyse damlamayacak kadar yoğun bir püreden bahsedersek güzel. Daha iyi. Daha iyi. Yani öbür türlü çocuk yerken de zaten böyle her yerlerinden akıyor. Aynen. Yani koyuca bir çorba aynen demek öyle. İstiyorsun. Püre neredeyse püre gibi. Süper. Mutlaka kıyma içine. Şu anda bu çorbamıza kıyma vesaire koymadık ama ben çok tavsiye ediyorum. Ben de bebiş küçükken çok yapmıştım. Mesela organik tavuk alıyordum. Bolca haşlıyordum, şey yapıyordum. Küçük küçük buzluğa atıyordum ya da kavrulmuş kıyma, sebze çeşnisiyle kıyma kavuruyordum. Hep dolabımda hep oluyordu. Böyle bir çorba bir şey yaptım, pat içine bir tane çocuğun çorbasında kıyma da var böylece. Mesela ben şuna önem veriyorum, sen de veriyor musun? Bebeklerin beslenmesinde, hani sebze çorbası yapıyoruz, bir şey yapıyoruz. Ne olur büyük yapmayın. Bir lokma, her gün taze aynen. Ne olur söyle. Allah rızası, abartmayın, panik olmayın, bir kere panik olmayın. Evet. Çok fazla anne oluyorduk bana ama. Diyor yani ki şimdi mesela, söylüyoruz yani, da. Evet ben de yaptım. Ben ne yaptım biliyor musun evet. Derya Hanım? 9 aylıklı çocuk ıspanak yapmışım, tarhana koymuşum, balık koymuşum içine. Yer mi onu o çocuk? Ben yaptım bunu. Yani söylüyorum ama ben bunu yaptım açıkçası. Evet. O gün dışarı yemeğe gitmiştik. Çocuk affedersiniz söylemesi kebabın tadına baktı doğal olarak. Yemedi çünkü. O yüzden panik yok. Hepsini yavaş yavaş tadabilir, hepsini yapabilir. Bir de şöyle bir şey de oluyor annelerimize, çok hak veriyorum. Bir yediğine bir de giydiğine karışabiliyoruz. Bebişimiz aşıları, doktor kontrolü falan her şey bizim dışımızda cereyan ediyor ya. Halbuki hiç panik yapmadan böyle kaşık güzel çorbalar. Canım. Evet, var güzel, mı kaşık? Var efendim var. Var. Tamam evet. Güzel çorbalar yaparak, 3 gün kuralını uyarak. Şimdi bu yaz da inşallah kapanıyorum bayramdan. 3 gün kuralı nedir? 3 gün kuralı, şimdi alerjiler çok arttı ya. Çok. Hatta bununla ilgili de bir kitap da çıktı. Ondan da bahsedeceğim size. Bu alerjilerin çok artmasından mütevellit. Bir gıdaya ilk başladığınızda 3 gün boyunca o gıdanın yanına bir şey koymadan o bir alerji yapacak mı bakmak. Güzel kural.
Güzel. Patatesle başladınız. Mesela patates ezdiniz, verdiniz. 3 gün bakıyor. Genelde pateteste bir şey çıkmıyor ama olabilir. Yanına... Yani risk taşıyanları artık herkes biliyor. Aynen deneyin. Öyle. Aynen öyle. Havuç koyuyorsunuz yanına. Bir 3 günde patates, havuç. Bir 4. gün yoğurt. İşte onu yaptınız. Yoğurt ektiniz. 5. işte bir sonraki 3. günde bunları bırakıp mesela kabak, şu anda kabağın mevsimi. Evet. Bir dakika. Çorbanın suyunu koyacak mısın? Koyacağım birazdan. Birazdan mı koyacağım? Evet, kavuruyorum. Şimdi bir sonrakine geç, o orada kavrulurken. Şerbetimiz oldu. Şerbetimizi bir taşın. Kenara alalım. Tamam, evet, kenara al canım. Evet.